Şimdi istatistiklerde de Uğur Bey %65'e %35 rakibimize üstünlük kurduk. Toplam şutlar, Faroe Adaları dün akşam 7 şutta 4 isabet bulurken biz 11 şutta 3 isabet bulduk. Yani oyun anlamında da belki evet başarılı paslar. Mesela 191 pasta, pardon 191 isabetli pas yapmış ee, ve... %64 pas isabetiyle 2-0 gibi bir skoru yakalamayı başarmış Faro Odaları. Biz 439 isabetli pas, %80 pas isabetiyle bir gol üretebildik. Korner sayıları çok düşük kalmış. Evet. Rakip bir tane attı. Biz üç tane korner kullandık. Foullerde ise 9'a 10 yani hani eşit olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani istedik. Buyurun, buyurun. Özür dilerim öldün mü? Yok yok hayır hayır buyurun. Şimdi burada en dikkat çekici iki veri. Birincisi gol beklentisi. 0.4 seviyesinde iki takımında. Zaten maçın öyküsü de böyleydi. İki takım da doğru düzgün pozisyon bulamadı. Bak ilk yerin özetini yapmaya kalksanız özet yapamazsınız. İki takımın da pozisyonu yok. İkinci yarının başında Faro iki golü attı. Sonra son dakikalarda artık fiş çekilmişken bizim Serdar Gürler'le golümüz geldi. Yani maçın hikayesi desen hikaye yok zaten. 11.30 ile 12.30 arası keşke elimizde görüntü olsa versek 11.30 ile 12.30 arası Faro Adaları kendi yarı sahasında 40 pas falan yaptı. Herhalde Faroe Adaları tarihinin rekorudur. Bak Faroe Adaları bütün futbol tarihinde üst üste 40 pas yapmamıştır ve biz prese gitmedik. Ne oldu biliyor musun? Biz geriden pas yapmaya çalıştık. Faroe Adaları prese geldi. Prese gelip bizi kaleciye oynamaya ve altayla uzun vurmaya zorladılar. Utanç ya utanç. Bak skordan daha büyük utanç bu. Oyun anlamında. Bak skordan, oyundan, her şeyden 5 golle kaybedebilirsin. Ya futbol bu. Sen 40 tane pozisyon kaçırırsın. Onlar gelir atarlar. 5 golle kaybedebilirsin. Futbolda var bunlar. Esas utanç bu değil. Esas utanç ne biliyor musun? Sen Faroe adalarına öne baskıya gitmiyorken Faroe adalarının sana öne baskıya gelmesi ve seni uzun vurmaya zorlaması. Esas utanç budur. Stefan Kun hala basın toplantısında başka şeylerden bahsediyor. Peki. Hamit Altı Altıtop başka şeylerden bahsediyor. Yani Faro ya Faroe seni önde baskıyla uzun vurmaya zorlamış arkadaş Faroe. 53 bin nüfuslu ada ülkesi. 650 bin nüfuslu Lüksemburg'u yenemedik önce. Sonra 53 bin nüfuslu bir ada ülkesini Faro'yu yenemedik. Sırada Robinson Crusoe'nun adası var herhalde. Bir yok kaldı yani yenemediğimiz. <laughs> İki nüfuslu. Neydi Robinson Crusoe'daki adanın ismi? Vallahi hiç Çaresizlik yok. Adası. Öyle miydi? Evet. Çaresizlik Adası. Island of Despair. Bir yok kaldı. Ben onu neyse bu konu hakkında çok derin şeylerimiz var biliyorsunuz. Robinson Crusoe. Evet ya sen daha iyi bileceğin için sana sordum. Ya artık. vallahi hiç bir anda sorunca sen aklıma gelmedi. Sen çok okuyan, yazan. Ya çok donanımlı biri olduğunca sana Allah. sordum. Yanlış hatırlamıyorsam hani 650 bin nüfusluyla beraber kaldık. 53 bin nüfuslu yenildik. Sırada iki nüfuslu Robinson Crusoe adası var. Başka bir şey kalmadı. Daha dibi yok. Hala futbolcu suçluyor ya. Çıkmış futbolcu suçluyor. İnanılmaz. O az önce demiştim ya Uğur Bey, Stefan e, Kuntz'un bir sözü var onu nerede okudum diye. Gazetede değilmiş. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde aradım buldum. E, onu da paylaşmak isterim. Türk Milli Takımını umursayarak bunları yapıyorum. Sadece bu yapılanlara iş gözüyle bakan birisi bu kadar fazla bu konularla ilgilenmez diyor Stefan Kunz. Alanında uzman arkadaşları milli takım ekibine kattık. Yanlarında Türk isimlerin bulunmasını istedik. Ülkeyi Türkiye'yi sevmesem, bir yerlere taşımak niyetinde olmasam bu konu üzerinde bu kadar titizlenmezdim. Yaşadığımız durum acıtıyor ama en büyük motivasyonum buradan tekrar yükselerek çıkmak. Yüzde %100 emin olduğum bir şey var. Gelecekte kutlama yapacağımız çok günler olacak. Ee, evet. Ya Şimdi, pozitif birisekons. Evet. Buyurun. Yo yo hayır. Ben bir sonraki şeye geçecektim Vazgeçtim. Ee, bir şey diyecektim. Sonraki sayfaya tamam. geçmeyi tercih ettim. Buyurun siz. Pozitif konuş İnsani melekelerinin yüksek olduğu hissediliyor. Kendisi de bir önceki bas toplantısıyla getirdi. Hani en sevilen Türk Almanya'da Alman Türk olmak istiyorum dedi. Bunu hissettiriyor. Bu ülkeyi benimsiyor. Ne bileyim çay içerek bas toplantısı yapıyor filan. Sevimli. Bunlara diyecek bir şey yok iyi arkadaş olduğunu eminim. Muhtemelen Beşiktaş'ta oynarken de takım arkadaşı onu seviyordu. Milli takım futbolcularını da sevdiğini düşünüyorum insani olarak. Ama meselemiz sadece bu değil. Evet faktörlerden biri bu ama sadece bu değil. Teknik olarak yetersiz, CV olarak yetersiz Türkiye milli takımına. Bakın Türkiye altyapı organizasyonunun başına getirirse de işte Fankunz eminim çok faydalı olurdu. Ve çok doğru bir iş yapmış olurduk. Çünkü zaten Almanya'da altyapı organizasyonunda çok başarılı olmuş. 3 kere Avrupa Şampiyonası finali oynamış. O yaş grubundaki oyuncular konusunda ustalaşmış. Hem de bizim gurbetçi oyuncularımızın Türkiye milletin seçmesi için de ekstra motivasyon olurdu. Alt yaş grubu oyuncularla kurduğu bağlantıyla, onlarla belki kendi lisanlarında konuşarak, yaşamlarını ve isteklerini daha fazla anlayarak, bizim alt yapı organizasyonunu başına getirseydik çok isabet tercih olurdu. Benim işte fan Kuntz'da kişisel bir problemim yok, yanlış anlaşılmasın. Ama geldiği pozisyon Türkiye amil takım tek direktörlüğü. Daha fazlasını istiyor. Daha güçlü bir CV istiyor. Bizim 90'lı yıllarda amil takım başına getirdiğimiz Piontek, Danimarka ile yarı final oynamıştı Avrupa Şampiyonası'nda ve penaltılarla kaybetmişti. Danimarka favori görülüyordu o turnuvada. Danimarka dinamitleri deniyordu onlara. Bizim yine 80'lerin sonunda Beşiktaş'ın başına gelen Gordon Min Premier League'den gelmişti. Premier League'de Leicester City'nin hocasıydı. Gerilin hocasıydı. 80'lerin ortasında Galatasaray'a gelen Derval Almanya ile Avrupa şampiyonuydu. Almanya ile Avrupa şampiyonu kazandı ve Dünya Kupası finali oynadı. Avrupa şampiyonu ve Dünya Kupası finalisti bir hocayı getirdi Galatasaray. 57 yaşında getirdi, 70 yaşında değil. Kunus'tan daha gençken getirdi Derval Türkiye'ye. Ya biz 80'lerde bu nitelikte hocaları getiriyorken 2020'lerde nasıl getiremiyoruz? Benim isyanım ona. O zamanlar Galatasaray yönetiminin böyle bir vizyonu varken, Beşiktaş Başkanı Seba'nın böyle bir vizyonu varken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Olur, Şener Serzi'nin böyle bir vizyonu varken, bugünkü yöneticilerin nasıl böyle vizyon olmaz? Bugün nasıl gidip Almanya Millet, Ümit Milli Takımından başka CV'sinde dişe lokor hiçbir şey olmayan bir hocayı, 60 yaşında bir hocayı Türkiye Hamil Takımının başına getirirsiniz. Benim isyanım ona. Stefan Kuntz iyi birisi. Ama Türkiye alt tip organizasyonuna daha uygun.